Günaydınlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir pazar sabahında ortak akıl başladı. Saatler onu gösteriyor. E, tabii Türkiye'de ve dünyada gelişen çok sıcak gelişmeler var. O sıcak gelişmeleri peş peşe konuşacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump Suriye'den çekiliyoruz dedi. İşte o çekilmenin perde arkasını konuşacağız. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Fırat'ın doğusu her an olabilir diye biliyorsunuz ki ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan son gelişmeler ışığında bir müddet daha beklemeye karar verdik dedi. Yerel seçimler yaklaşırken CHP cephesinde neler oluyor? Bunların hepsini konuşacağız. Çünkü çok enteresan şeyler de oluyor CHP'de. Değineceklerimiz var. İstanbul'u açıkladılar, Ankara adaylarını açıkladılar. Tüm hepsini Cumhur İttifakı'nda, AK Parti'de, MHP'de gündeme gelen konulara konuşacağız. Sizler de Twitter'dan ve Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi Ortak akıllı etiketiyle şu anda ekranda görüyorsunuz. Paylaşın, bize gönderebilirsiniz. E tabii tüm, tüm bunları e, bir de şunun altına çizeyim. Özellikle izleyicilerimizden çok fazla dün göndermişlerdi bize. Müjdat Gezen'in, Metin Akpınar'ın Hak TV'de söylediği o sözleri de değineceğiz. Tüm bunların hepsini tabii ki her zaman olduğu gibi daimi konumuz Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikte konuşacağız. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın İkinci. Nasılsınız, İyisiniz. Çok şükür, hamdolsun. Halinizde. Hamdolsun diyelim. O zaman e, Fırat'ın doğusuyla başlayalım isterseniz. E, evet. Çünkü dedik ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan her an başlayabiliriz demişti bir önceki hafta. Ancak Amerika'dan çok e, beklenmeyen, ilginç bir karar geldi. Aslında Amerika'nın yapacağı. He, hamleler artık daralmıştı Türkiye'nin e, baskısıyla birlikte e, ve Trump da dedi ki biz artık Suriye'den çekiliyoruz. Bu gündeme bomba gibi düştü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da kameraların karşısına geçti. Çok önemli açıklamalar yaptı. Evet şimdi son gelişmeler tabii e, baş döndürücü e, Trump'ın açıklaması Suriye'den çekiliyoruz dedi. Önce buradan başlayalım isterseniz. Sonra bir müddet daha bekleme kararı Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Amerika, herkesin aklındaki soru. Neden çekiliyor Suriye'den Sayın Gülerci? Evet. Tabii yukarıda e, en tepede Amerika Birleşik Devletleri'nde ne döndüğünü bilmiyoruz. Ama Trump'ın bu kararı e, Amerikan yönetiminde de Amerika'nın başka güç odaklanınca da sürpriz bir karar. Nereden anlıyoruz? İşte biraz sonra söyleyeceğim. İstivalar var peş peşe. Milli Savunma Bakanı var. Sağdaki adamların e, Merkez Kuvvetler Komutanı'nın istifası var. Bu şeyle BYD ile sık temasları yürüten ve hakikaten sağda bu işi başımıza bela eden komutanın istifası var. Şimdi nereden bakarsanız bakın bu sürpriz bir karar. Güzel bir söz ya var. Ya da samimi olacak mı tabi o da o soru da var yani. Güzel bir söz var. İş neticesiyle belli olur. Evet. Yani bunun neticesinde ne olacak? Ee, mesela Irak'ı işgale başladığında Amerika işte çok kişi burada muvaffak olamayacak, batağa saplanacak falan diye konuşuluyordu. Saddam tarafından bir tane mermi bile sıkılmadı Amerikan askerlerine. Sonra bir de baktık bir DH diye, IŞİD diye bir şey çıktı ortaya ve onun üzerinden bölgeye şekil vermeye başladılar. Çatışmalar başladı. Tabi burada Orta Doğu'da e, çok değişik güçler var. Nasıl Amerika tek bir Amerika değilse Türkiye'de de mesela tek bir Türkiye yok çok sağlam, arkasında siyasi irade olan çok köklü reformlar yapılıyor Türkiye'de. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında. Bir bakıyorsunuz Danıştay'dan bir karar çıkıyor. He. Değil mi? He. Şimdi demek bir tane Türkiye yok yani. Doğru. Onun üzerine atlayan çevreler çıkıyor. İşte biraz önce siz girişte söylediniz. Bu Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'in darbe çağrısı neyin nesi ya? Da daha açık dün, açık darbe de, çağrısı. Neyin nesi bu yani? Amerika'da öyle. Şimdi Ortadoğu'ya Doğu'ya ama temel aktörleriyle baktığınız zaman bir Amerikan menfaatleri var. Amerika Birleşik Devletleri menfaatleri nedir? Petrol var orada. Ee, İsrail'in güvenliği var. Bu ikisi çok önemli. Enerji yollarının kontrolü var ve süper gücün ben buradayım, jandarmayım diyen duruşu var. de İsrail var. Amerikan politikalarına da dış politikasına da yön veren e, çok kuvvetli bir Yahudi lobusu var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu İsrail politikalarının arkasında İsrail onlar mı yön veriyor? İsrail'in agresif politikalarına destek vermek zorunda mı kalıyorlar? Orası da karışık. İsrail'in çıkarları ama hep ön planda. Birinci planda. Sonra petrol geliyor, sonra Amerikan menfaatleri Hı. geliyor. Yani burayı atlamamak lazım. Dolayısıyla bakarken mesela bu karar İsrail'in e, İsrail-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyecek? o şekilde de bakmak lazım. Biraz fuluyor bu mesele. E biz de çok haklıyız. E, Sayın Cumhurbaşkanı da güzel söyledi. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani daha dün biz bu e, Fırat'ın doğusuna harekat kararını alırken e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından neyi hatırlattık? Ya 20 bin tır silah verdiniz PKK'nın Suriye'deki yapılanmasına. İşte 2000 kargo uçağı silah verdiniz. Eğitiyorsunuz. Amerikan bayraklarıyla PYD bayrakları yan yana dolaşıyorlar diye birkaç gün önce söyledik. Ondan sonra 14 Aralık'ta bir telefon görüşmesi oldu. Bu telefon görüşmesinde çekilme kararını alındığı söyleniyor din, Trump'ın. Dinlettiği söyleniyor. Yani e, Amerikan haber ajanslarına göre Sayın Erdoğan'la görüşürken Trump işte telefonda açık bırakıyor Erdoğan da duysun diye kendi savunma bakanı ile görüşüyor ve çekiliyoruz diyor. İşte e, Cumhurbaşkanı da söyledi toplantıda e, siz DH'la mücadele eder misiniz? Hem DH'ı hem PKK'yı. Evet. Şimdi Erdoğan da ederiz deyince dönüyor telefondaki savunma bakanına çekiliyoruz diyor. Yani neyin nesi bu? Tabii kimisi de diyor ki yani Türkiye ile Amerika arasında e, bir anlaşma olması lazım. Baksanıza işte e, Patriot füzelerini 3,5 milyar dolar değerinde Amerika Dışişleri Bakanlığı verme kararı aldı. Evet. Açıkladı yani ve açıklamada da Türk ordusunun düşmanca saldırılara karşı korunma ve savunma mekanizmalarını arttıracak bu kararımız. Yani ne oldu da Amerika peş evet. peşe geri vitese taktı? Şimdi Türkiye'nin bizim açımızdan söyleyecek olursak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekat yapma kararlılığını gördüler. Hmm. Ha e hükümeti eleştirenler işte bir türlü Sayın Erdoğan'ı hazmedemeyenler yok canım daha neler yani Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığı mı Amerika'ya değiştirdi? Bir vesile olabilir. Trump da onu söylüyor. Ben öteden beri çekilmeye düşünüyordum diyor. Zaten e, Başkanlığın döneminde ben bunun için çalıştım e, da, dağışla, e, e, diyor. Daesh'le savaştık ve kazandık diyor. Bunu vesile etmiş olabilirler. Fakat burada bizi sıkıntıya sokan en önemli şeyi hatırlayalım bakınız. Bütün seyircilerimizle beraber hepimiz düşündük bunu. Yani biz Fırat'ın doğusuna bir harekata başlıyoruz ama ya karşımızda Amerikan bayrakları, Amerikan askerleri var. Amerika bize bayrak gösteriyor. Ya bunlar bir çılgınlık yapar mı? Tamam biz söyledik. Daha önce de söyledi e, Sayın Erdoğan. Yani askerlerinizi çekin dedi. Bak gelir onların cesetlerini almak zorunda kalırsınız dedi. Böyle de ağır laflar da söyledi. Şimdi ama hepimiz şöyle düşündük. E, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan, Zeytin Dalı Harekatı'ndan farklı olarak karşımızda Amerikan bayraklarıyla dolaşan askeri araçlar var, Amerikan askerleri var. Yani tamam. Amerika eğer e, aklını yitirirse, akıl tutulması yaşarsa, karşımıza durursa e biz karşımıza Amerikan askeri çıktı diye geri adım atacak değiliz ama bu da iyi bir şey değil. Yani hmm. neticede Amerika Birleşik Devletleri gibi bir güçle karşı karşıya geliyorsunuz. Bence Trump'ın çekilme kararının bizi en çok rahatlatan tarafı artık bizim karşımızda Fırat'ın doğusunda harekata başladığımızda Amerika yok. Evet, E kalırsa birkaç tane onlar da kalmasaydı yani. Ha şimdi bu süre nedir? Önce şunu da cevaplayalım. Mesela koyarım. Münbiç meselesinde verdiği sözleri Amerika tutmadı. 90 gün dedi. Kaç 90 gün geçti? şimdi aslında Çekilmedi. Amerikalıların kafasının karışık olması lazım. Yani Bizim işimize gelen bir şey var. Hmm. Karşımıza Amerikan askeri yok. Ve işte meydan, işte at. Fırat'ın doğusuna istediğimiz gibi gireceğiz. Trump'a çok eleştiri var şu anda Amerika'da. Ama adam daha düne kadar silah yığıyordu Amerika. İşte elemanları var sahada. Komutanları var özel bu işler için. Hepsi affedersiniz apışıp kaldılar. Ya bu adam ne yapıyor diyorlar. Ama adam da yapıyor. Milli Savunma bakın istifa etti. Yerine yenisini koyacak. Zaten istifa eden savunma bakanı da e, sizinle daha iyi uyum içinde çalışacak birini getirme hakkınız var diyor. Yani benden e, ters düştün anlamında. Şimdi konuşurken konuşurken laf arasında kalan çok önemli bir soru var. Ya Amerika çekiliyor da nereye çekiliyor? Nereye çekiliyor? Kimse bilmiyor Türker Bey. Ya Bizden de bir açıklama yok. Amerika'dan da... Ya yani çekiliyoruz. Yani ülkelerine geri dönmeyecekler mi? Hayır, bir dakika şimdi orada askeri malzemeleri, malzemeleri silahları mi? var. Evet. Araçları var. Onlar nereye gidecek? Yani onlar hemen kargo uçaklarına, tırlarla do mesela Irak'a doğru e gittiler. <laughs> şimdi e geçiş yaptı bu kısmı. Erbil'de büyük büyük üsleri var. Evet. Yani bir ihtimal işte bugün Yeni Şafak manşet yapmış bu konuyu. Şeye çekilebilirler. Erbil'e Erbil. çekilebilirler. Orada toplanabilirler ama Amerikan varlığı Kuzey Irak'ta güçlendikçe bu yine PKK'ya yardım konusunu bizim zihnimize düşürür. Yani hmm. Amerika e, kendi menfaatini düşünür bu arada. Bizim şu anda bilemediğimiz şey e, bazı Amerikalıların da Trump'ın karşısında olanların bilemediği şey Ya burada amaç ne asıl yani? Bizim çok işimize geliyor, Amerika ile karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bir de şu var, nereye çekilme meselesinin yanında PKK'nın, PYD'nin ve İsrail'in bu karara bozulmaları var. PKK mesela, Fransa'dan yardım istedi mesela, Fransa'da boşalan yerlere geçebiliriz dedi. Şimdi e, Macron'la görüşmek istediler. Macron kabul etmedi. Yardımcılarıyla görüştü ama orada bir tehdit de savurdular. Dediler şu anda, çok burası çok enteresan. Hı -hı. Şu anda dediler yeni bahis açıyoruz şimdi şeyi unutmayalım, genel değerlendirmeyi. Hı -hı. Fransız yetkilileriyle yani Macron'un gösterdiği adamlarla görüşünce e, hapishanelerde e, binlerce DH'lı var. Demişler ki yani Türkiye bize hücum ettiği zaman biz kendi derdimizle uğraşacağız. Herhalde e, yanımızda hapisteki DİAŞ'ları da getirecek değiliz. Yani onlar da boşalacaklar cezaevlerini, terk edecekler. Nereye giderler? Avrupa'ya mı gelirler? Başka yere mi giderler? Biz onu bilmiyoruz. Tehdit. Tehdit. Şimdi... E, ne kadar iki yüzlü olduklarını Avrupalılar görsünler. Yani destekliyorsunuz. Bak desteğinizi çektiğiniz anda size dönecekler. Sayın Erdoğan bunu çok söyledi biliyor musunuz? Siz bu teröristleri destekliyorsunuz ama yarın öbür gün sizin de başınıza bela olurlar. Böyle bir ihtimal var. Yani. Ama DH'lıların üzerine e, odaklanmayı sağlamanın ötesinde o tehditin altında PKK'nın da bazı şeyler yapacağı tehdidi var. Yani yaşı gösteriyorlar adres olarak ama kendileri de Amerika'nın bu satışından dolayı tabii ki tepki verecekler. Aynı şekilde bozulan İsrail var. Hı hı. Şimdi mesela İsrail gazetelerinde öyle haberler çıkıyor ki eğer Trump olsaydı diyorlar pardon Trump yerine Obama olsaydı o böyle bir karar alsaydı şimdi Obama'yı biz rezil etmiştik. Ama Trump'ın Kudüs kararı var, İsrail'e çok büyük desteği var. Onun için sesimizi pek çıkaramıyoruz. Trump'a diyorlar. Hı hı. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Trump ağzından verdiği bir işaret var. Türkiye Daşlarla mücadele eder mi? Sayın Erdoğan'a soruyor. Ederiz. Tamam, o zaman. Dün bir tweet var biliyorsun daha hı hı. dün en son Türkiye ile ilgili hı hı. artık Türkiye gibi ülkeler e, kalan kısmı tamamlasınlar DAEŞ mücadelede diyor. Yani Türkiye'yi bir DAEŞ'in karşısına e, tek başına dikme gibi bir şey var. E zamanında aslında Türkiye Rakka'ya beraber girelim derken Amerika biliyorsunuz PKK'yı SDG adı altında onları tercih etti. Belki haritadan tamamen silinecek. Kaşın tamamen haritadan silinmediğini iddia ediyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bunu eee Kürt siyasi hareketinin başındaki adamlar da biliyorlar. Amerika oradan çekiliyorsa Fransa'nın veya İngiltere'nin e, Amerikasız orada bir şey yapması değil mi? Çok Olur, zor. Dolayısıyla ya yani Amerika çekiliyorsa Fransa şimdi e, ayak yapıyor diye bir tabir var ya. Onların güya gazını almaya çalışıyor. İşte onlar teklif etmişler petrol gelirlerini verelim size Fransa'ya teklif hı hı. ediyorlar. Bizi bırakmayın diye. Bu bizi bırakmayın meselesi de çok önemli. Ee, şu anda sosyal medyada e, nasıl diyeyim? Türk kökenli solcular hı hı. yani sosyalist Kürt Kürt olmayan, olmayan. solcular hı. şeye çok bozuldular. E, Beyaz Saray adresli bir sosyal medya hesabı açıldı ve oradan bir çağrı yapılıyor. Hı. Deniyor ki Amerika Suriye'den çekilmesin ve bütün PKK'lılar ağız burayı etmişçesine hatta işte evrenselde yazan hızlı solcu gözüken sosyalist gözüken Kürt menşeli birisi şimdi bu çağrılara katılmış yardım edin Amerika Suriye'den çekilmesin diyor. Türk geldiği nokta açısından Aa, vehamet. Tabi. Şimdi bak Amerika'dan burada, yardım beklemek. Burada ana fikir ne? Yabancıya yaslanırsan halin böyle olur. PKK ki PKK'nın zihniyeti ne? PKK'nın zihniyeti ne? Kürt siyasi hareketinin zihniyeti ne? Zihniyeti ne? Marksist, sosyalist bir hareket evet. değil mi? Yani bizim değerlerimize hiçbir alakası yok. Şimdi Amerikancı oldular. Sosyalistler, Kürtmen şeyli Marksistler Amerika'ya yalvarıyorlar. Bizi ya. bırakma diye. Suriye'den çekilme diye. Bespeter olacaklar. Daha önce Sovyetler dağılırken de bunu yaşadılar. Çin'de değişim başlayınca da bunu yaşadılar. Önce Maocu Çinlilerr. şeyci Rusçuydular. Sonra Sovyetler Birliği dağılınca neler neler oldular. Hele Macaristan'ın işgalinde tam ortadan bölündüler. Şimdi sizin kendi değerleriniz varken, kendi milletinize yaslamak varken, elin çöğe guaverasını, mağasını, lenini, stalini kendinize önder seçerseniz, gideceğiniz yer burası, geleceğiniz, varacağınız yer burası. O da ayrı bir çok bahis. ayrı, evet, evet, ayrı bir bahis. Şimdi şöyle bir soru da var, bu konuyu konuşuyoruz. Bu da çok önemli. Ya eee Sayın Erdoğan da açıkladı. Trump'ın hmm. kararından sonra dedi. Şimdi bekleyeceğiz dedi. Bir müddet daha bekleme kararı ha. aldık dedi. Hemen Dışişleri Bakanımız bir açıklama yaptı. Yani bu harekattan vazgeçme anlamına hmm. kesinlikle gelmiyor. Şimdi şöyle yani şey, Amerika'nın tam he. çekilmesini mi bekliyoruz? Yani şöyle be, benim tahminim. Şimdi Türkiye herhalde Fırat'ın doğusuna harekat başladığında 200 kilometre içeriye girecek değil bana göre sınır güvenliğini sağlayacak bir mesafeye kadar gidilecek. Kara harekatı başladığında. Evet, kara harekatı başladığında. Öncelikle Türkiye, e, Amerikan askerlerinin bu e, tahmin ettiğimiz sınır çizgisinin den ayrılmasını isteyecek. Yani Türkiye ile bu hedeflediğimiz çizgi arasındaki alanda hiçbir Amerikan askerinin kalmamasını yani muhtemelen işte Ayna'yla Arap'tan işte Rasulayn'daki Amerikan askerlerinin tamamen çıkmasını isteyecek. Çünkü hemen sınırın <laughs> yanı orası. Şimdi bu hattı almamız lazım. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz çok önemli bir açıklama da Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. 8 Ocak'ta hı hı. bir toplantı yapılacak. Washington'da. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Yani bizim şu dakikaya kadar anladığımız Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekiyor Suriye'den ama bunu Türkiye ile koordinasyon halinde yapacak. Hı hı. İşte pas atmasından Trump'ın Türkiye'ye belli. E şimdi Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından da anlıyoruz ki ortada somut bir konu da var. Bu konuyu Amerika Birleşik Devletleri nasıl çekilecek? Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekatında e, Amerika ile karşı karşıya gelmeme adına hassasiyetler sahada nasıl korunacak? Bunların hepsi 8 Ocak'ta görüşülecek. Demek ki 8 Ocak'a kadar bile var, harekat yok. Evet. Yani şurada e, iki, haftadan iki haftadan bahsediyoruz. Evet. Değil mi? Ama şöyle bir e, düşünce de olabilir. Ya Amerika diye çekiliyor. Acaba Fırat'ın doğusuna yapılacak bir harekat e, Sayın Erdoğan'ın hükümetin, Cumhur İttifakı'nın elini çok güçlendirir. Böylece de 31 Mart yerel seçimlerinde işte gümbür gümbür e, gelir Cumhur İttifakı'nın adayları. Amerika'da bundan rahatsız olduğu için Türkiye'yi 31 Mart'a kadar oyalar mı? Böyle bir Öyle bir düşünce de soru da akla gelebilir. Hı -hı. Ben ona şahsen ihtimal vermiyorum. Yani bu kadar da göz göre göre siyasetle bağlantılı bir Fırat'ın doğusuna harekat olmaz. Türkiye'nin zaruretleri var. Türkiye mutlaka Fırat'ın doğusuna bir harekat yapmak zorunda. MHP lideri ee, Devlet Bahçeli'nin bu konuda tweetleri var. Bak, ee, onları e, onu ben bir okuyayım de... istiyorsanız. Bir iki tanesini e, hepsini okuyalım. Mesela 16 saat önce attı. Henüz dün akşam attı. Genel Başkan ben Devlet Bahçeli. Ben aldım bunlardan. Bilir mı siz? Evet. O zaman siz okuyun Şimdi, isterseniz. Şimdi e, yani gündeme getirdiğimiz biraz önceki soruyla ilgili Sayın evet. Bahçeli'nin e, hatta tweet'ler de vardı galiba. Arkadaşlar ki. ekrana da verelim tweet'leri. E varsa tweetleri e, Sayın de Genel verin. Başkan Devlet Bahçeli'nin tweetlerini ekrana da verelim çünkü çok önemli açıklamalar yaptı. Fırat'ın doğusu konusunda gerçekten de e, çok önemli ve elzem açıklamalardı. Bir dinleyelim isterseniz. Sen bir defa e, Sayın Bahçeli bir şeye işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk bütçe kabul edildi. Hı hı. E, Muhteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir diyor. E, Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmış oluyor. Böylece diyor. Şimdi Fırat'ın doğusuyla ilgili de e, şunları söylüyor. Fırat'ın doğusu yılan, çiyan yuvası. Evet. Orası Firavun sığınağı. Orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, yani Türkiye'nin kararlılığını anlatan ifadeler olduğu için, hani ikimizi, hı hı. Amerika bizi şimdi de Oyalayacak mı? Bak ben çekiliyorum. Sakın abi şey yapmayın bu işi işte. başka şekilde çözeriz. Biz de zaten çekildik. Siz de daha işte mücadeleyi devam ettirirsiniz gibi ipe un sereceğini iddia edenler varsa Sayın Bahçeli'nin ifadeleriyle bu kararlılığı görsünler. Evet. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna Tam sağ operasyon, hayat memat meselesi. Kesinlikle. Kesinlikle. Amerika Birleşik Devletlerinin Suriye'den çekilme kararının ne getirip ne götüreceği, takdim, taktik adım olup olmadığını, stratejik hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım. Yani bakın, hanesini açık tutuyor. Yani sütten ağzımız yandı hemen pat diye ya, izleyelim bakalım. Yaşam var o Amerika bravo Trump böyle bir şey yok. Evet. evet. Milli siyasetimizi oluştururken tarihe bakmalıyız. Millet ne diyor ona dikkat etmeliyiz. Fırat'ın doğu, Fırat doğusu kurtarılmadıkça, zulüm kazınıp atılmadıkça, katiller cezalandırılmadıkça son vatanımızda dirliğimiz ve birliğimiz hep muallakta kalacak. Mücavir toprakların emniyeti muammasını sürdürecektir. Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmeli yer gök titremelidir. titremelidir. İster Fırat'ın doğusu ister bir başka yer olsun Türk'ün iradesi olmadan kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Şimdi ben burada e, bir hususun altını daha çizeyim. Dün Sayın İçişleri Bakanı Reymat e, Soylu. Soylu açıklamıştı. İçişleri Burası belki Trump'ın kararında etkili olmuştur Bakınız yani bunu hmm. pek e, Altını çizmiyoruz e, Trump'ın kararını etkileyen Batı'nın kararını etkileyen e, Çok önemli bir konu bu e, Sayın Soylu Fırat Kalkanı ve Dalı Harekatlarından sonra Ülkesine dönen Suriyelilerin Sayısını 291.790 olarak açıkladı. Yani Edirne'deydi dün. Edirne programı kapsamında söyledi bu sözleri. Şimdi buraya odaklanalım. Fırat Kalkan Harekatı oldu. Zeytin Dalı Harekatı oldu. Türkiye bir bölgeye girdi. Hakimiyet sağladı. Ama orada sadece güvenliği sağlamakla kalmadı. Orada hayat canlandı. Tabii. Türkiye'den 290 bin kişi gitmiş oraya bakın. 300 bin kişi civarında insan gitmiş. Okullar açıldı. Yerel emniyet güçleri faaliyete geçti. Yerel yönetimler faaliyete geçti. Şimdi Amerika, Rusya, Avrupa şunu gördü. Ya Türkiye, onu Sayın Erdoğan çok güzel e, altını çizerek söylüyor. Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Ama biz sınırlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmayıp bu kaç senedir esat zulmünden dolayı oraya Amerikası girdi, Rusyası geldi, İran orada. Oradaki insanlar insan bunlar ya, çoluk çocuk. Tabii. Şimdi Türkiye orada güveni sağladığı gibi huzuru sağlıyor, hayat canlanıyor, dükkanlar açılıyor. Yani bir normalleşme oluyor. Türkiye'den başka bu normalleşmeyi orada sağlayacak başka bir ülke var mı? Yok. Yok. Rusya sağlayabilir mi? Amerika sağlayabilir mi? İran sağlayabilir mi? İşte aşiretler dün toplantınızda toplandı aşiretler. Evet. E, ve hepsi Türkiye'ye destek kararı verdi. E, PKK illetinin bir an önce son bulmasını istiyorlar yani bakınız. Türkiye. Bu arada Sayın Devlet Bahçeli'nin tweetleri de şu anda ekranda. E, Sayın Bahçeli'nin çok önemli açıklamalarıydı çünkü hem Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını yorumluyor Sayın Bahçeli. Hem de kesinlikle tam saha operasyon olmalı diyor. Şimdi zaten Sayın Bahçeli ona çok bozuluyor CHP'liler ve Kemalistler. Ya sen nasıl muhalefet partisisin diyorlar. Ya eski çamlar bardak oldu. Cumhur İttifakı var. Aynen öyle. MHP yine MHP. Yani MHP AK Parti'nin hınk değil. MHP'nin kendi ilkeleri var kendi siyasi çizgisi var MHP MHP ama üstte bir beka meselesinden bahsediliyor. Bir yeni kapı ruhundan bahsediliyor. 15 Temmuz ihanetinden sonra milletimizin Çanakkale ruhu ile şahlanması var. Bunun siyasette de iki partisi var. İki parti mı? Tek parti değil AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi. Burada Sayın Bahçeli bu Cumhur İttifakı'nda evet siyasi bir takım mülazaların sebep olacağı kafa karışıklığına Karşılık bir pusula gibi görev görüyor. Kesin. Devlet adamlığı yapıyor. Pekal dediniz ya. Mesela son tweetinde onu diyor. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki ya beka ya da bela. Evet. Şimdi e, e, aydınlatıyor Cumhur İttifakı'nın yolunu olsun. Sayın Bahçeli. Biz milletçe Türk milleti olarak kendisine müteşekkiriz. İyi ki böyle oluyor. Karşı taraftaki dağınıklığı görüyorsunuz değil mi? Ya. Şimdi o konuya da burada değinmemiz Biraz lazım. Evet, girelim. HDP'de şeyler başladı. Kıpırdanmalar hı. başladı. Evet. Şimdi Türkiye Fırat'ın doğusundaki harekatı kaçınılmaz olarak yapacak. Bizim açımızdan güzel gelişme bizi beladan uzak tutan gelişme Amerikan askerlerinin karşımızdan çekilmesi hı hı. ve bizim orada şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir e, kaza kurşununa sebep olmayacak şekilde e, birlikte çalışma Amerika sen karşımızdan çekil ama bu demek değil ki işte Sayın Bahçeli kararlılığı dile getirdi bu işten vazgeçecek Türkiye asla ha. böyle bir şey olamaz ha. çünkü Türkiye bu 500 kilometrelik Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar 500 kilometrelik bir sınır burada güvenliği sağlamadan Türkiye'ye rahat yok ki. İçeride teröre işte belini kırıyorsunuz. Ama dışarıda bunlar toplanıyorlar. Tekrar yeni üsler kuruyorlar. Bunlara yardım edecek de her seferinde Amerika çekildiyse başkaları yardım ediyor. Şimdi, evet. E, bu konuda birkaç hususu daha belirtmemiz lazım. Hı hı. E, mesela dağıtılan silahlar var. PKK'lılara, PYD'ye, Amerika çekildikçe bu silahlar ne olacak? Yani bunları toplamak kolay değil ki. Bunlar kimin eline geçecek? Türkiye'ye karşı bunları kim kullanacak? Nasıl kullanacak? Bir de Amerika çekildikten sonra PYD bizim harekatımız başladığında bize karşı direnmeyi düşünüyor mu? Bir de o var. Bence yani mesela Afrin'de Afrin şehir merkezine doğru Türk ordusu ilerledikçe PKK'lılar kaçmaya başladı e, karşısına karşısında duramayacağını anladılar. Kaçmaya başladılar. Mesela Fırat'ın doğusunda nasıl olacak acaba? Bence Amerika PYD'nin gönlünü şöyle alıyor olabilir. Yani biz zaman kazandırdık size. Bak çekilmek suretiyle Türkiye harekatını erteledi. Nereden baksanız 3 haftalık bir süre kazandılar. Türkiye ile baş edemezsiniz. Fırat Kalkan'ın harekatında gördük sizi. Kazdığınız bütün çukurlar mezarınız hafında gördük. Sizin Türkiye'ye karşı yapacağınız bir şey yok. Siz buradan kaçın. Ya sırtına atıyor Amerika. Ya biz aslında size kötülük yapmıyoruz. Yani siz biz böyle bir zaman kazanmasaydık sizin için Türkiye yarın girseydi perişan olacaktınız demiş olabilir onlara. Ve burada bir gerçeklik e, yönü de olabilir. Yani Türkiye'ye karşı ben Karş, e, senin karşısından çekiliyorum deyip gönlümüzü alıyor ama PKK'lılara da Türkiye sizi bitirecek ezecek çekilin buradan kaçın nereye giderseniz gidin demiş olabilir çünkü e, bu satışı kolay kolay PKK'lıların hazmetmesi mümkün Hı. değil ama yani biz bunu burada ekranlarda hep söylüyorduk Amerika PKK'yı satacak diye çok defa dile getirdik. E, hakikaten de öyle oldu yani. Amerika'nın satacağı belliydi. E nasıl Irak'ta eee Barzani'yi sattıysa Amerika bu kez de PKK'yı sattı. Hiç bu fark yok. Amerika bu satar. Evet, şimdi istifalardan bahsetmiştim. Onları da e, hazırlığımız boşa gitmesin peş peşe söyleyeyim. E, Amerika Birleşik... istifalar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Mattis. istifa etti. Sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı Komutanı Joseph Votel. O da e, istifa etti ve karnıma yumruk yemiş gibi kendimi hissediyorum dedi. Ayrıca e, PKK YPG ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Hakkört'te e, Suriye'den çekilme kararının arkasından istifa etti. Suriye'deki aşiret liderlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine tam desteğini söyledik. Şunu söylüyorlar, özgürleştirilen bölgelerde yaşayanlar artık huzur içinde. Demin altını çizdiğimiz. çocuklar okula gidiyor. Evet. Ee, evet. Hayat normal olağan Şimdi, akışına dönmüş durumda orada Elbap'ta mesela. Gelelim ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararına PKK'nın verdiği tepki. Oradan da şeye geçmemiz lazım. Ee, tabii PKK e, şu an hançerlenmiş gibi hissediyorlar kendilerini şu anda. Onları hep o yüzden Fransa'ya yardım talebinde bulunuyorlar. İngiltere DH'dan bitmedi. E, bu yüzden e, oradan çıkılmaması gerekir diyor. Amerika'nın başka kanatlarıyla PKK ve görüşmeye çalışıyor. Evet. Ama artık sıkıştılar sana. Tamam. Türkiye'den şimdi, de HDP'nin de tepkisi şimdi bu, birazdan. E, başkanlara. Tepkileri PKK'nın tepkisi, HDP'nin tepkisi, CHP'nin tepkisi. Evet. CHP onları da söylememiz devleti. lazım. Söyleyelim onları söyleyelim. Evet. Çok önemli. Yani kaç dakikamız var ona göre Reklamı daha Toparlığı... var. 10-15 dakikamız var. İyi. Bu, bu konuyu bu bu bölümde A'dan Z'ye konuşmuş olalım bütün yönleriyle. Hı -hı. Şimdi ee, PKK'nın Suriye kolu biliyorsun PYD. Bunun oluşturduğu bir Suriye Demokratik Güçleri diye bir çatı var. Harfler değişiyor biliyorsunuz evet. ama hep aynı. SDG PKK deniyor. Suriye'den çekilme kararının ardından bir açıklama yaptı şimdi. Bunlar resmi onların kendi ifadeleri olduğu için önemli. Bu açıklamada deniyor ki bu karar terörle mücadeleye zarar verecek. Şimdi bazı insanlar böyle uyanıklık yapardı çok sırıtır ya. <laughs> yani Amerika'ya gitme, bizi bırakma demiyor da bak diyor, tamam diyor. Sen kararını kendin verebilirsin. Çekiliyorsun ama. Bak sonra diyor DAEŞ'te DAEŞ DH terörüyle mücadeleye zarar verirsiniz diyor. Yani bizden söylemesi diyor. Gene sen bilirsin ama diyor bak unutma bunu diyor. Başta da söyledik. Bunalıkta tehdit de var tabii. Zarar hani vereceği ve nasıl bir tiyatro olduğunu DAEŞ'in to, toparlanacağına imkan sağlayacak diyor. Bak nasıl bitirdik diyorsunuz ama siz çekinince DAEŞ toparlanacak arkanızdan diyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesi askeri ve siyasi bir boşluk oluşturacak. Düşman güçlerin savaşında halk arada kalacak. Bunlar bu yönde söylediklerinin e, nasıl doğru çıktığını Anlatmak için provokasyonlar da yapar, yaparlar, yapacaklar. Biz demedik mi? Hı hı, Ama hı. o provokasyonları kendileri yapacaklar. Ee, öte yandan, tiyatroya devam. PYD çizgisindeki siyasi grupların çatı örgütü olan bir demokratik toplum hareketi var. Tevdem diyorlar. Bunun da Diplomasi Komitesi sorumlusu bir açıklama yapmış. Bir ağlamadığı kalmış. Dağlardan başka dostumuz yok diyor. Ve e, BBC'nin Farsça servisine yapmış bu açıklamayı. Trump'ın kararından hala vazgeçmesini umuyoruz. Umut ediyoruz demiş. Şimdi tabii bu satış çok kötü bir satıştır. Şeye geçmeden önce HDP'nin e, bu satışa daha önce uğrayan birisi var. Barzani biliyorsunuz. Seyircilerimize bakın şimdi hatırlatalım biliyorsunuz büyük bir bu, gürültüyle bu başlattılar. Bu coğrafyada Batı Haçlı zihniyetiyle 150 seneden beri bizim Kürt kardeşlerimizi vatanımızı bölsün diye tarih ediyorlar. Kürt siyasi hareketini çıkardılar. Halbuki Türk milleti Kürt kardeşlerini Allah için seviyor. Biz Kürtleri Allah için seviyoruz. Peki Amerika Kürtleri seviyor mu? Amerika kürtleri sevmiyor, kürtlerin petrolünü seviyor, kürtlerin İsrail'in korunmasında alacağı rolü seviyor, onu önemsiyor. Ya bunu 150 senedir anlamadınız mı? Aldınız Türk milletinin ağını, şimdi aeste aeste çıkıyor. Barzaniye Türkiye ne kadar yardım etti, değil mi? Hı. Kuzey Irak'ta yani bir insan gibi kalkınmışlık içerisinde yaşayan bir Kürt halkı olsun diye ne yaptı? İhanet etti. Ne oldu sonra? Buna Barzani'ye Amerika gazı verdi, Avrupa gazı verdi. Öyle verdiler ki ya maaş desteklerinin evet. bile Türkiye'den gittiğini unuttular evet. ya. Öyle verdiler ki tuttu 25 Eylül 2017'de hatırlayalım bakınız 25 20 Eylül 2017'de Barzani Batı'nın tarih ve teşvikiyle Kuzey Irak'ta referanduma gitti bağımsızlık için ve bağımsızlığını elde edeceğini zannetti. Aynı gün benim starda bir yazım var aynı gün yani gidiyorsunuz ilan da etseniz bağımsızlığınızı Barzani elindekilerini de kaybedecek diye. Hı hı. Ne oldu? 16 Ekim'de Irak ordusu Kerkük operasyonu yaptı ve 2014'ten sonra Barzani'nin kontrolü altına girmiş toprakların hepsini ellerinden aldı Irak merkezi yönetimi aldı. Kerkük ve tartışmalı bölgelerin %95'ini kaybetti Barzani. Petrol gelirleri elden gitti. Bölgesinde maaş ödeyemez hale geldi ve Bağdat'ın gözünün içine bakmaya başladı. Evet. Sonra bu barzani neye uğradığını CNN televizyonundan Kristin Amanpura anlattı. Evet. Okuyayım da hala Türkiye'de bölücülük için PKK'yı destekleyen PKK'yla PKK'nın siyasi kola, HDP'yle kol kola giren CHP'liler de dinlesinler. Zorlarına gidiyor. Evet. HDP'den medet umuyorsunuz. Batıdaki şehirlerde HDP aday göstermeyecek ya da çok silik adaylar gösterecek, asılmayacak. CHP adaylarını destekleyecek. Bu sır değildi. HDP bunu bedava mı yapıyor CHP bu desteği ya? İyi Parti bundan alınmıyor bakınız. Bizim gözümüzü bağladılar. CHP ile İyi Parti ittifak yapıyormuş. HDP nerede? HDP'yi nazara vermek istemiyorlar. HDP'yi dikkatlerden kaçırıyorlar. Çünkü millet hop oturup hop kalkacak. Ama bak bu 31 Mart 2019'dan önce Türkiye Fırat'ın doğusuna harekat yapacak. HDP biraz sonra okuyacağım. Hop oturup hop kalkacak ve bunun ucu CHP'ye de, İyi Parti'ye de, Saadet Partisi'ne de dokunacak. Milletin gözü önünde HDP ile kol kola girmenin faturasını ödeyeceksiniz. Ortada bir savaş var. Millet var, milletin düşmanları var. Siz bunu bizim dikkatimizden kaçırıp ya siyasettir bu onu destekler, bu bunu destekler. Yok öyle. FETÖ'cüler var ya, iki yüzlülüğün ve alçaklığın şu anda en büyük timsali. Onlar CHP'yi 30 Mart 2014 seçimlerinde... Çok özür dilerim bu arada Kandil ve Hakurka Hava harekatı düzenlenmiş. Son dakika olarak ajanslar geçiyor. Arkadaşlarımıza versinler hatta. 6 teröriste etkisi hale getirilmiş. TSK'dan son dakika açıklaması Kandil'e Hava Harekatı düzenlenmiş. Şimdi bu zaten 15 gün içerisinde içeriye yoğunlaşacak bu iş. Evet onu özellikle söyleyeyim. Hem Kandil'e hem Hakurka Hava Harekatı düzenlendi. Belli ki Kara Harekatı'ndan önce... Şimdi ben Cuş'a gelmiştim. Ne diyordum? CHP diyordunuz. CHP'nin nesini diyordum? CHP, HDP, İyi Parti işbirliğinde HDP'nin verdiği dışarıdan destek. Evet. Şimdi neyse. <gülüyor> <gülüyor> Tam cümleyi hatırlayamadık. Tam <laughs> cümleyi hatırlayamadık. Neyse, burada koptuk şimdi. Tamam, peki. Şimdi e, bu Barzani'nin yaşadığı pişmanlık. Ya ben bütün Kürtler PKK'lı değil tabii. Siyasi Kürtler, Kürtçü değiller ama şunu biliyorlar. Türk milletinin sinesinden başka, yüreğinden başka bizim Kürt kardeşlerimize gönlünü açacak bir ülke yok. Evet. Bir millet yok. Biz birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu işlerin üstesinden gelebiliriz. Ha, şunu söylüyordum. Yani biz 31 2014'te 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde FETÖ'cülerin İki yüzlüden hmm, bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Orada bir iki yüzlülük var. Biliyorsunuz CHP'nin adaylarını desteklediler. Şimdi orada CHP'nin adaylarını desteklerken FETÖ'cüler ve CHP'liler aynı savunmayı yaptılar. Ne dediler? FETÖ'cüler dediler ki ya arkadaş yani biz bu FETÖ ele başından gelen uydurmaca vatandaş sandığa gidince istediği partiye oy verir. Yani CHP'ye de oy vermişlerdir falana da oy vermişlerdir. CHP'liler de dediler ki ya bize her insan oy veriyor. Yani <laughs> özellikle FETÖ'cüler verdi diye konuşmanız doğru mu? Halbuki bak bizi dinleyenler şimdi biliyorlar. Türkiye'nin bütün her yerinde bizi dinleyen insanlar kabul edeceklerdir ki FETÖ'cüler kendilerinin sözünü dinleyecek insanları CHP'ye oy verilmesi için Doğu ve Güneydoğu'da HDP'ye oy verilmesi için organize ettiler. Burada kalalım. Çok özür dileyerek çok aciz reklama gitmemiz gerekiyormuş çünkü. Ana kumandan da uyarıyorlar. Kısa evet. bir reklam aramız var. Barzani Birazdan mi, Barzani mi, nasıl okuyacağım. satıldı pişmanlığını dile getireceğiz. Sizlerin çok sabırla beklediği Müjdat Gezen Metin Akpınar bölümünü konuşacağız. E, Hulusi Akar'a yönelik bir kumpas mı var onu konuşacağız. Hepsi reklamlardan sonra bir yerde ayrılmayın. İlka tarafından nasıl satıldığını e, kendi ağzından söyledikleriyle anlatıyordu bize Sayın Gülerce O röportajı e, anlatıyordunuz bu. Ya söylediğimiz şey şu. Batı bu Kürt siyasi hareketi içerisinde olanları e, tarih boyunca hep satmıştır. Dün Barzani'yi sattı, bugün PKK'yı, PYD'yi satıyor. Evet. Yarın göreceksiniz FETÖ'yü satacak. Çünkü adam kendi menfaatine bakıyor. Bugün menfaati böyleyse bir de ona şimdi kibar bir şey diyorlar. Real politik diye. Real politiğe göre satıyor. Amerika'nın işi bu satmak yani. Evet. Şimdi bunun acıklı bir ifadesi Barzani'nin CNN'e söyledikleri Kasım 2017'de beni çok şaşırtan şeyse Amerika'nın terör listesinde olan kişilerin Amerika terör listesine isimler yazmış. Bu kişilerin bize Amerikan subaylarının ve yetkililerinin gözleri önünde Amerikan silahlarıyla saldırması oldu. Amerika'nın terör listesinde olanlar Amerikan silahlarıyla Barzani'nin peşmergelerine saldırıyorlar. Peşmergeye destek vermemekle kalmadılar. Peşmerge onların silahlarıyla öldürülürken hiçbir şey yapmadan izlediler. Amerika bu. Evet. Şimdi bunu unutuyorlar. Ki bak 2017'deki hadise değil mi? Hı hı. Bunu biz sen de söyledim biraz önce. Kaç defa hatırlattık? Bak bu Amerika Barzani'yi sattı. Siz de satar dedi. Siz de satar. Onlar satmaz diye düşündüler. Şimdi gelelim içerideki tepkilere. Acaba Trump Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararını alınca HDP ne tepki verdi? İnanınız ben bunu e, Star'daki dünkü yazımda yazdım. Fakat çok az yerde karşılaştım HDP'nin tepkisine. Çok az yerde. Kıyıda köşede. Bunu da BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberinden Hı. öğrendim. HDP eş genel başkanı. Dikkat edin genel başkanı. CSF'si vardı arkadaşlar. evet HDP eş genel başkanı Sezai Temelli Partisi'nin Diyarbakır il örgütünü ziyareti sonrasında gündeme ilişkin olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu evet, Sezai Temelli. Evet Sezai Temelli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararının taktik bir hamle olarak görüldüğünü söyleyen Temelli iki nokta üst üste Bizim görüşümüz çok açık ve net. Suriye'den bütün dış güçler çekilsin. Amerika Birleşik Devletleri de çekilsin. Türkiye ve Rusya da çekilsin. Diyene bakmıyor. Şimdi bakınız. Türkiye'yi, bu sözde Türkiye Partisi değil mi? Tabii tabii. Hani bunu sözde. E, bunun eski liderlerine sas çaldırıp da CNN Türk Televizyonu'nda Türkiye Partisi diye pazarlayanlar Arladanlar. da Türkiye Partisi olarak takdim edenler de duysunlar. Türkiye'nin partisi diye takdim edilen, böyle ambalajlanan, parlatılan partinin genel başkanı Suriye'den diyor. Amerika'da çekilsin, Rusya'da çekilsin, Türkiye'de çekilsin. Bütün dış güçler çekilsin diyor. Türkiye'ye dış güç diyen, Türkiye'den bir partiden bahsediyoruz. Onun için HPKK ha HDP, ha Öcalan, ha Temelli. Aynı şey. Aynı zihinsel. Sadece görevleri farklı. Yani birine dağlarda görev verilmiş, birine de siyasette görev verilmiş. Çünkü Amerika ile Rusya ile beraber Türkiye'ye dış güç diyen birisi Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanlığını yapmaması lazım. Bunların mecliste olmaması lazım. Anlatamıyoruz. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Türkiye'ye dış güç diyor. bu şahsa ya Türkiye'nin güvenliği söz konusu görmüyor musunuz Türkiye-Suriye sınırları boyunca içeride bir sürü şey oluyor. Yani bir de o PKK'nın oranın sahibi olduğunu söylüyor yani e, bir yandan da hani diğerleri dış güç biz bunun sahibiyiz diyor. Evet şimdi ona buna anla, anlatmaya çalışmamız abeste iştikal. yani bu zaten görevini ne yaptığını Doğru. biliyor. Aynı öyle. Peki. CHP'nin tepkisi ne olmuş acaba? Evet, onlar ne dedi? <laughs> CHP Genel Başkanı Bu da dedi, kenarda da köşede ne dedi? kaldı. CHP'nin de tepkisini CHP dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz açıkladı. Hmm. Genel Başkan Yardımcısı. Neden sorumlu? Dış ilişkilerden. Kim bu Ünal Çeviköz? Emekli Büyükelçi. Türkiye'nin son Londra Büyükelçisi. Evet. Siyasete girmezden önceki. O ne diyor? Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmek kararını bölgesel sahiplenme, iyi komşuluk ilişkileri, Esad'la iyi komşuluk ilişkilerini <laughs> <laughs> ve iç işlerine karışmama prensibi çerçevesinde bir fırsata dönüştürmeyi başarmalıdır sanki HDP'nin açıklaması gibi ya. evet devam ediyoruz yabancı askeri unsurlar da zaman içinde çekilmeli hmm. bu Türkiye kelimesini kullanmadan, kullanmadan şöyle diyor Suriye toprak bak CHP adına yapılan açıklamayı okuyoruz Mesela bu çok gündemin satır arasında kalmış. İyi ki getirdiniz buraya valla. E, ben İyi, hiç iki. rastlamadım. Yani bir haber de. olarak bir yerde uzunca vardı. Onu da yani hiç ummadığınız bir gazeteden buldum yani. Hmm. Sağ olsun Google. Go, go. evet. Oraya CHP'nin tepkisini yazınca kimler ne demiş? En uzununu buluyoruz. En teferruatlısını alıyoruz. CHP dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz diyor ki Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri unsurların zaman içinde Amerika Birleşik Devletleri örneğinde olduğu gibi çekilme kararı almalarının Suriye'nin geleceği hakkındaki kararları kararları Suriyelilerin vermesine de olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz. HDP'nin dediğinden farkı lafı yuvarlamış olmuş. Türkiye dememiş de Öbürü köşeli söylüyor. Evet. Zihniyet bu. Bakınız. Ana Muhalefet Partisi Türkiye Amerika gibi Rusya gibi Suriye'deki yabancı askeri unsurlardan biri olarak görüyorsa burada çok Vay çok hali ciddi hali. bir önemli problem var arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığımız bu. CHP'nin durduğu yer HDP'nin yanı. Bu sadece siyasi bir ittifak, yerel seçimler öncesinde siyasi bir birlikte hareket değil. Anlatmaya çalıştığımız karşımızda bir zihniyet var. Türk askerini Afrin'de yabancı askeri unsur görüyor. Şimdi bu şekilde bu zihniyetin daha dün Halk TV'de tamam, ona geçelim. hortlayan bir gösterisi var. Darbecilik. Yani. Evet. Şimdi darbe, Halk neden sadece bu darbe, darbecilikler ne işlemiş herhalde? Yani evet. çok enteresan. Bir de hani bu insanlara Türk halkı yıllarca alkışladı yani. Sanatçı, sanatçı, güzel, diye, yani. sanatçı diye Metin Akpınar. Eskilerin çok güzel bir yani, sözü var. Çoğunun haçı çıktı zırı bagalinden. Meğerse göğsünde bir haç saklıyormuş haçlı zihniyeti darbeci zihniyet, açtı zihniyet Vallahi öyle muzdat evet. gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyor. Metin Akpınar da diyor ki Menderes Rusya'dan geldi, darbe yaptılar. Demirel'e darbe yaptılar. Görümsü Artık sıra kimde diyor? Var var. Arkadaşlar hazırladı. Evet. Ee, hazır değil mi arkadaşlar şimdi? Bakın gelin. Halk TV'ye gidiyoruz. Bir de Uğur Dündar da evet. sonuçları. Seyircilerimiz diyor. sinirlerine İzleyin. hakim olsunlar. Evet, sinirlerinize hakim olun. Evet. Ondan sonra değerlendireceğiz. Benim en çok üzüldüğüm noktalardan biri Metin Akpınar, Müjdat Gezen bunları söylüyor. Bir de orada oturanlar bunlara alkışlıyor, gülüyor, coşuyor. Hadi o adamlar akılsız da. Yani Metin Akpınar'a bir kadar... de çok yüklü paralar veren, vererek reklam yaptıran Türkiye'nin büyük şirketleri var. Bravo, iyi ki değindiniz. Evet. evet. Şimdi e, böyle tesadüfen olmuyor bu işler. Dediğimiz gibi bir zihniyet var karşımızda. Burada yanlış şunu söyleyeyim. Müjdat Gezen'in kaba biliyoruz da atıp tutuyor yıllardan beri. Metin Akpınar'ın konuşması baştan aşağı suçtur. Baştan aşağı. Değil suç. mi? Tabii. Çünkü Sayın Erdoğan'ı kast ederek Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Rusya'ya döndüyse şu anda Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri tarihte görülmemiş kadar iyi. Biz onlardan füze sistemleri alıyoruz, santraller yapıyoruz birlikte. Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilal oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilal oldu. Bakalım darısı kimin başına? Bu... Ya aslında doğru bir şey söylüyor en başta. Hani Menderes, Rusya şap. sonunu Ama temenniye dönüştürüyor. Bunu darbelere gerekçe yapıyor. Evet. Halbuki Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini iyileştirmesi bir darbe gerekçesi olamaz. Darbeye gerekçe yapıyor. Darbelerin biz vesayetçiler tarafından ve Amerika tarafından yapıldığını biliyoruz. Şimdi burada e, çok açık bir şekilde darbe davetiyesi var. E, bir de İnsan görmüyor AK Partilileri. Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak bunları saf dışı edebiliriz diyor. Burada milletin yüzde elli de hakaret var. Evet. Şimdi... E, Çok kendileri akıllı ya işte. Müjdat gezen e, orada toplananlara da İstanbul'un kaymak tabakası burada diyor. Evet. Evet, iç savaş çağrısı var, millete hakaret var, kökten dincilik gergedanları diye. E, bu zihniyetin bütçe görüşmeleri sırasında, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi sırasında, e, Milli Savunma Evrediğini Bakanı izleyelim. Hulusi Akar'a CHP sözcüsünün saldırmasıyla ve arkasından oluşan Koron'un saldırmasıyla, Sayın Akar 15 Temmuz ihanetinde darbenin başına geçmediği için şu anda hedef yapıldı. Sayın Akar'a düşmanlıkları CHP'lilerin ve o Kemalistlerin tek bir sebebi var. Daha önce Kenan Evren gibi, Memdu Tamaç gibi, Cemal Gürsel gibi darbenin başına geçme işi. Evet. Geçseydi çünkü 15 Temmuz ihaneti darbesi gerçekleşecekti vatan bölünecekti. Görüntüler varsa Var, izleyeceğiz. Ben Özgür şimdi. Özel'de CHP sözcüsündeki yüz ifadesine seyircilerimizin dikkat etmesini, mi? dikkat etmesini rica ediyorum. Bu arada izleyeceğim izleyicilerimiz de tweet şimdi Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili. Aziz Eminoğlu demiş ki hep bizi izler sağ olsunlar. Bunlar için demokrasi ve cumhuriyet kendi zihniyetlerini kazandığında geçerli. Aksi durumda bunlar çıldırıyor demiş. Bu zihniyet meselesi Belki de en çok bu programda konuşulmuştur. Yani bu zihniyete çok yer veriyoruz. Evet. Yani onlar kazandığında demokrasi vardır bu ülkede. Ama ya işte onlar gibi düşünmeyen varsa demokrasi yok. Kendileri insan, kendilerinin dışındakiler insan bile i̇nsan değil. İnsan bile görmüyor. Evet. Ve bunu sen Türkiye'nin en önemli firmalarından birinin reklamını yaptırıyorsun. Sempatik hale getiriyorsun. Bunları sevdirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi gidelim. Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. Ee, bütçe görüşmelerinde Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı'na yönelik Özgür Özel'in CHP'li Özgür Özelin e, çok e, sert ve haddini aşan sözleri vardı. Bir izleyelim. Hulusi Akar bakın nasıl tepki verdi. Hararetli dakikaların geçtiği konuşmaydı ama Hulusi Akar yine hedefe konuldu CHP tarafından Neden? Gülerce. Neden konuluyor? Evet sistematik olarak bir de e, yani bir e, hep hedefte. Özgür Özel'in suratındaki hiddet, şiddet, öfke. Evet, edin dediniz, he, değil mi? Yani sen Türkiye'de 49 yıl üniforma taşımış Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir insana bu kadar hakareti kendinden geçerek neden yapıyorsun? Bunun bir sebebi olması lazım. Evet. İnanınız 15 Temmuz hain darbe girişimine iştirak etmediği için Şimdi örneklerini vereceğim. Sayın Ahmet Kekeci tarzı çok güzel hatırlattı. Bir yavaş soruyu sormak lazım Özgür Özel'e. Siz Sayın Akar'a diyorsunuz ki e, nasıl bir genel kurmay başkanılığı yaptınız? Ben de size soruyorum. Siz nasıl bir genel kurmay başkanı istiyorsunuz? Şimdi cevabını verelim. CHP nasıl bir genel kurmay başkanı istiyor? Tarihten örneklerle mi? Mesela Orgeneral Cemal Gürsel gibi bir Genelkurmay Başkanı nasıl bir ister. Genelkurmay başkanı? Nereden anladınız? Cemal Gürsel darbenin başına geçtiğinde CHP'den bırak böyle celallenerek, hiddetlenerek bir karşı çıkma alkışladılar evet. Cemal Paşa'yı. Şimdi bakınız. Darbeyi genç subaylar yaptı 27 Mayıs'ta. tabi meşrulaştırmak için hiyerarşi içinde yapıldı diyebilmek için niye akara ısrar ediyor? FETÖ'cüler 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı darbeyi üstlenirse bu silahlı kuvvetlerin darbesi olacak. FETÖ'nün evet. darbesi değil, evet. bir hiyerarşi içerisinde yapılmış olacak. Dolayısıyla onlar için dönüm noktası, 15 Temmuz darbe girişiminin dönüm noktası aslında Sayın Akar'ın önüne konan yazıyı imzalamaması. Darbenin başına geçme işidir. Ya tarihe geçecek bir iş yapmış. Müthiş bir Şimdi, kahramanlık ya. CHP onu suçluyor. Ama Cemal Gürsel'i 27 Mayıs darbesini yapan subayların başa geçirdiği o dönemki genelkurmay başkanı hiç eleştirmiş mi? Hayır. Peki şeyi eleştirmiş mi? Ee, Memdu Tahmacı 12 Mart 1971'den sonra onu da eleştirmemiş. Yani böyle bağırıp çağırmamış. Sen nereden çıktın dememiş. Peki Kenan Evren'e bir şey demişler mi? Darbenin yapıldığı zaman başa geçirmişler. Onun da hiyerarşi sağlanmış. Ona da bir şey dememişler. Peki 28 Şubat'ta hiç demediler zaten. Evet. Şimdi bunlar e, şeyde bir şey demediler. E, Çevik 1'e de bir şey demediler. Ama eee Doğan Güreş'e bir şey dediler. Ne dediler? Hatta etek de giydirdiler. Neden? Bak şimdi en çarpıcı şey geldi. CHP hangi genel kurmay başkanlarını sever? Hangilerine karşı çıkar, alay eder, hücum eder? Cemal Gürsel'e sahip çıkarlar. Kenan Evren'e sahip çıkarlar. Memduh Tabancay, Çevik Bire, hepsine paşa derler. Çevik Paşa, Tam Tamaç Paşa. Gelince... Doğan Güreş'e etek bile giydirdiler. Neden? Çünkü Doğan Güreş Doğru Yol Partisi milletvekiliyken şöyle bir söz söyledi. Demokrasilerde ordu hükümetin emrindedir. Bu kadar basit aslında. Vay. Basit Sen bunu nasıl söylersin? Şak baka koydular, paşa koydular adını. İşte Çiller emreder ben de yaparım. Yani başbakan demokrasiyi savunuyor. Hemen hücum ettiler. Sonra Necdet Özel'e küfür bile ettiler. Neden? Necdet Özel'de de demokrasilerde ordu hükümetin emrinde dediği için. Ordu hükümetin emrinde olmayacak. Ordu darbe yapacak. CHP'nin zihniyeti budur. CHP darbenin başına geçen generalleri sever. Kesinlikle. Onun için Hulusi sevmez. Bu kadar hiddeti şiddeti de bundandır. Kendini ele veriyor aslında CHP zihniyeti. Evet. Hiç değişmedi ya. Onun için e, o Halk TV'de Yılmaz Özdiller Hulusi Bey dedikçe salon ondan Hulusi Bey diyor. Hulusi Paşa demiyorlar. Şimdi Kemalistler'de de belli internet siteleri var. Hulusi Akar düşmanlığı var ya A'dan Z'ye yapılıyor. Neler neler neyi hazmedemiyorlar? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasinin içinde kalmasını hazmedemiyorlar. Çünkü bunlar 27 Mayıs 1960'tan beri silahlı kuvvetler içerisinde cuntacılık yapmaya alışmışlar. Alışmış kudurmuştan beterdir. Bunlar darbeciliğe alışmışlar. Bakın inanınız ellerine bir fırsat geçse biraz önce seyrettik değil mi? Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'i. Adamların içi kaynıyor bir darbe olsa bir ya, darbe olsa diye. Ne mutlu diye. olacaklar değil mi? Tabii bunlar darbe olsun diye yanıp tutuşan adamlar. Bunların demokrasiyle, halkla, bağımsızlıkla, özgürlükle hiçbir alakaları yok. Ama en en çarpıcı olan ne biliyor musunuz? Bunları kullanan Amerika. Ya. Çünkü Türkiye'de darbeleri yaptıran Amerika. Bu generalleri popoflaayan, itekleyen, bunlara darbe yaptıran Amerika. Amerika'nın darbecileri bunlar. Millet darbe istemiyor ki. Millet hep darbelere karşı oldu. Bunlar darbe yaptı. İlk seçime gittiklerinde millet darbecilerin CHP'nin karşısındaki parti iktidara getirdi. Adalet Partisi öyle oldu. Anavatan Partisi öyle oldu. AK Parti öyle oldu. 28 Şubat'ta tepki. Anavatan Partisi tepki. Milletle inatlaştılar. Millet pes etmedi. Pes etmiyor. 31 Mart 2019 akşamı 1 Nisan 2019 akşamı bu zihniyetin Türkiye'de bir daha dirilmeyecek şekilde çökeceğini göreceğiz inşallah. inşallah. Bu millet bunları görmüyor mu? Fark etmiyor mu? Bunların ağzında insaniyet, bunların ağzında hümanizm. Bunlar sadece bir goygoydan ibaret. Kült yani darbeci Flüt. olmayan paşayı sevmezler diyorsunuz. Evet. Bunlar darbecileri sever. CHP darbecileri sever. Geçen söyledim seyircilerimizin çok hoşuna gitmiş. CHP sandıktan halktan umudunu kesmiştir. CHP darbe durağında iktidar bekleyen bir partidir. Çok güzel cümle. Evet. Durağın adı darbe. <laughs> evet. O durakta bekleşiyor Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler. Halk TV'dekiler, Sözcü Gazetesi'ndekiler. Oturmuşlar, bekliyorlar karanlık odalarda. Tabii şimdi darbe gecesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun havalimanından e, tankların arasından süzülerek çok rahat bir şekilde Bakırköy'e gittiğini hatırlıyoruz. Ya geçen belki siz onu buldunuz bak şimdi sıra geldi gibi sanki bu e, atılan CHP'den Öztürk Yılmaz. Öztürk Yılmaz beni diyor havaalanında bırakıp kaçtı diyor <laughs> var biliyor musun o görüntüyü var değil mi arkadaşlar de var oldu. mı Öztürk Yılmaz'ın görüntüsü bakın verin benim orada en çok dikkatimi çeken şey ilk defa CHP'nin içinden bir milletvekili Tankların arasından Kılıçdaroğlu'nun kaçtığına şahitli geliyor. Çok ilginç. Bunun için çok ilginç. Bakın diğer Öztürk Yılmaz'ın orada hiddette hali ve Kılıçdaroğlu'nun hakikaten kaçtı. Kaçtığını Benim, söylüyor. Beni bırakıp kaçtı diyor ya. Bir izleyelim. Hazır mı arkadaşlar? Verin. görün bakın Öztürk Yılmaz neler söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Bir diyor. Diktatör bozması diyor. Yalnız bak bu çok önemli. Ee, Kılıçdaroğlu ben kaçmadım diyordu, değil mi? Ne diyordu? Şimdi bir milletvekili, hala milletvekili, daha birkaç hafta öncesine kadar CHP milletvekiliydi. Genel başkan yardımcılığı yaptı, tüydü diyor. Tabii onun ayıbı da niye bugüne kadar açıklamadın tüydüğünü değil mi? Yani şimdi karşı karşıya gelince Kendisi söylüyorsun. Musul Musul'da tüymeye çalıştı ya <laughs> belki onlardır. Ama Kılıçdaroğlu yeni bir şey kazandı, tüydü. Tüydü evet. Evet. Şimdi madem o zaman e, İç siyasete girdik yerel seçimleri Biraz konuşalım mı? Konuşalım. Sayın Gülerce, yerel seçimlerde evet. e, neler olacağına dair Hem Muhalle Mince'nin bir açıklaması var 31 Mart'a kadar marası Çıkarmayacağım diyor evet. Hem de e, CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli olduğu e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklandı parti meclisi Toplantısının ardından CHP'de e, Tabii Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında çok fazlaca iddialar vardı. Karakol e, bastı iddia ediliyordu. Makaryos'un heykelini yapmıştı Beylikdüzü'nde. Evet. E, hem de e, onu konuşalım. Ardından da Cumhur İttifakı'nı konuşalım istiyorsanız. İyi olur. Şimdi e, bu ittifak meselesine de önce şuna değinmek isterim. Evet. zaman aldı biliyorsunuz e, CHP İyi Parti görüşmeleri zaten HDP'yi nazara vermek istemiyorlar. E, belli olunca da adayları AK Parti'nin Ankara adayı olarak ilan edilen Sayın Mehmet Öz Haseki hakkında bir algı operasyonu için düğmeye basıldı. Çok hmm. enteresan. Böyle fısıltı gazetesi olarak yaydılar. İşte ee, Ankaralılar Kayserileri sevmez ee, Ankaralılar e, Mehmet Öztasaki'ye tepki verdiler İşte şeylerde e, anketlerde aslında önde değildi ama AK Parti genel merkezinde Tabii, Fısıltı gazetesi diye, gibi bunu servis e, ediyorlar evet. şimdi bunlar o kadar iftira ki ya karşımızda 20 sene Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış şu anda AK Parti genel başkan yardımcısı e, üstelik de Teşkilatlardan sorumlu. Ee, evet. Ee, belediyecilik, şehircilik üzerine bakanlık yapmış mı insan? Yani, şehircilik Bakanlığı yaptı. E, evet. Ankara için en önemli e, bu seçimde iki il var. Ankara, İstanbul. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti'nin ortak aklı Sayın Özarsaki hakkında karar vermişse, şimdi alıp daha şeyi parlatmak için ki çok aradılar Ansur yavaşı. Onu öne çıkartmaya çalışmak için böyle bir e, algı operasyonu yapıyorlar. Ben üzülerek şunu söyleyeyim. Ben Yalova'nın içinde yaşıyorum biliyorsun. Halkın içindeyim. Hı, hı AK Parti içerisinde bu algı operasyonundan etkilenen insanlar gördüm. Ve çok üzüldüm. Yani düşman bir saldırı yapıyor belli. Ki bunu çıkaranlar CHP, Sözcü Gazetesi değil mi? Halk TV yani AK Parti'nin Ankara adayını çünkü Ankara'yı kaybedince AK Parti Cumhur İttifakı sarçılacak. Erken seçim gündeme gelecek. Adamların en önemli hedefi Ankara'yı düşürmek. Kazanmak değil. Düşürmek. Düşürmek. Şimdi öyle bu yalanları, iftiraları ileriye götürdüler ki öz hasaki çekilebilirmiş. Çekilmeyi düşünüyormuş. Ya bunlar yalan, iftira her türlü iğrençlik bu algı operasyonu iç, içinde var tam tersine AK Partilerin diyeceği şey bir defa Sayın Erdoğan Sayın Özteki isminde mutabık kaldıysa arkadaşlarıyla heyetlerle size bundan sonra bu kararı desteklemek düşer yani birisi sizin kafanızı çelmek için bulandırmak için zihninizi bir laf ortaya atınca pat diye üstüne mi atlayacaksınız ya Mansur Yavaş'ın ne özelliği varmış Sonra Ankaralı mı kalmış yani? Yani şimdi bizim Yalova mesela geçen seçimlere kadar ilçeyken hep Yalovalılar Yalovalılar. E artık yani bir noktadan sonra Yalovalı bir aday çıksa bile etrafındaki isimleri belediye meclisine, genel meclisine herkesin e, herkesimin insanını değerlendirmek zorunda. Ankara orada. büyük şehir yani. Ankara büyük şehir. Yani öyle yerlerden tutturuyorlar ki bir defa tecrübesiz bir insan mı geliyor? Mansur Yavaş'ın ne tecrübesi var? Ankara'nın bir ilçesinde yapmış. Bu insan Kayseri, Büyükşehir'de hem de dört defa yapmış. Yani çok Siyasette bir tecrübesi var. Cumhur İttifakı'nın arzu ettiği bir aday. Ürkücülükten geliyor. Yani bence Sayın Öz Hasekin'in üzerine bu kadar yüklenmelerin sebebi karşılarına Ankara'yı gümbür gümbür kazanacak bir aday çıkmış olmasından. Şimdi ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Bak AK Parti üzerinde, Ankara üzerinde İstanbul üzerinde daha çok böyle tezviratlar yapacaklar zihinleri karıştırmak için bir de ben şunu gördüm İstanbul'da işte Binali Yıldırım'ın aday olmayacağını evet. iddia ettiler dönüp dolaşıyorum ben büyük resme bakalım diyorum şimdi Erdoğan'a kızanlar var politikalara kızanlar var şunu söyleyenlere de rastladım ben ya bugüne kadar hep verdim ama bu defa düşüneceğim ben de diyorum ki düşünün kime vermeyi düşünüyorsunuz CHP'nin adayına mı? Yani CHP gelince ne olacak? Ya yani CHP gelince ya yani zihniyet itibariyle CHP'nin zihniyeti ortada. Allah bu milleti CHP iktidarından muhafaza etsin. Amin diyeyim. Darbeden daha beter edecekler Türkiye'ye ya. Ya yani CHP ne yani? CHP'nin zihniyetini savunan birisi ne tarafını savunuyor? Mustafa Kemal'in askerleriyiz, darbeciyiz. Bir de onu söyleyin. Adam darbeyi savunuyor, Oradan bağırıyorlar. Evet. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet ya o da çok yani Mustafa Kemal Atatürk'e bir ayıp ya. Ya bunlar Atatürk ticareti yapan adamlar. Köşeyi Yılmaz Özdil döndü biliyorsun ticarette. <laughs> Şimdi çocuklar için yazacakmış. Doymamış adam ya. <laughs> bir şey Twitter'da dolaşıyor ya yani bütün e, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bütün kelimeleri Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal diye ayrı ayrı 6-7 <laughs> kitap sadece böyle yapmış. Her üç kelimeden farklı kitaplar çıkarmış. Devam edecek. Evet Çocuklara da çıkaracakmış duyduğumuza göre. Ya Muharrem İnce de e, <laughs> diyorum ama Şimdi burada çok söyledik. Sen de çok sordun bana biliyorsun. Evet <laughs> ya aslında <laughs> o tam şimdi söylemek lazım. Siz yine <laughs> haklı çıktınız. Yani. Siz yine haklı çıktınız. Tebrik ediyorum vallahi burada yayında. Ya ben her seferinde sordum. Muharrem İnce İstanbul'dan aday olacak mı? Ya nereye olacak ne dedi. Programdan sonra bilirce... kuru tebriği boş bir kahve ısmarlarsın. <laughs> <laughs> tabii ki. Tabii. Ama Muharrem İnce'nin yapılmayacağını çok kesin bir dille neden söyledik? Aa, en başından beri söyledik. Neden söyledik? Ya Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olmuş ve şu anda bütün rüyalarında Muharrem İnce 31 Mart'ta CHP'nin yenildiğini ve kendisinin omuzlar üzerinde genel merkeze taşındığını görüyor. Ya bütün derdi Cumhurbaşkanı adayı olmak onun için de CHP Genel Başkanı olmak istiyor. Bunu açık açık söyledi gizli saklısı yok. Ben de diyorum ki Türkiye'de siyaseti okuyamıyor. Yukarıdan Kılıçdaroğlu'na Amerika'dan verilen bir destek gibi sana destek verilmedi. Gerçi bir elma şekeri verdiler eline. Dediler Fethullah Gülen'in iadesi için yeterli bir delil gelmedi Deli Türkiye'ye. Beni Amerikalılar <laughs> dedi Beni Amerikalılar dedi. O kadar. Hangi, Hangi Amerikalılar? Ha? Kim? kim bunlar ya? Bunların ismini de vermedin. Ama kılıçlar öyle öyle değil. Amerika'ya gitti. Fetö'nün <laughs> adamlarıyla oturdu. O belli diyorsun. Adres belli. Ya, lazım. Belli. Onlar geldi genel merkeze ziyaret et. Senin böyle bir bağlantın yok. Şimdi yine kendisi açık veriyor. Diyor ki e, Orhan Gazi'de e, konuşmuş. E, Partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisi alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıkla bir tane de değil ha. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı. Kılıçdaroğlu ona Hı. yanıt verdi. Yani şöyle dedi. Yanıt vermeyeceğim dedi muhalemci. E. Evet. Şimdi hayır. gel bakalım. Muharrem dedi maraza Muharrem'e çıkacak. <laughs> maraza iyi bir şey değil yani. Kavga gürültü çıkartma demek. Şimdi bekle Muharrem'e <laughs> döndü galiba değil evet. mi? Ekrem İmamoğlu aday oldu. Ekrem İmamoğlu'nu da aramış. Kendisi söylüyor Muharrem ince. Yani ben çok üzülüyorum yani. Cumhurbaşkanlığı aday olma birisi sahnede yer bulabilmek için telefon açıyor adaylara ki başkalarına da açmış. Adana'ya da açmış. Başka illere de kampanyanızı e, kampanyanıza omuz vermeye hazırım demiş. E, Ekrem İmamoğlu da abi bir görüşelim sonra demiş. <laughs> ya senden istifade edeceklerse seni çağırırlar. Genel merkezden zaten Benim çağırırlar. Benim düşüncem yaklaştırmazlar ama Muharrem'in kendi Muharrem rol, kapmaya Muharrem rol kapmaya çalışıyor. Muharrem'in ee, rol kapmaya çalışıyor. çok ağır bir benzetme olur söylemeyeyim. Peki. Reklama gideceğiz <laughs> ee, bu arada. Reklama Var gidelim. Var mı bu konu öyle. hakkında? Reklamdan dönüşte isterseniz devam. yani konuşuruz. Yani bu e, şeyin e, Beylikdüzü CHP Belediye Başkanı iken Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs günü hem de tam denk getirmiş 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na açtırdığı bir anıt var Denktaş'la ilgili. Burada Makaryos'un da öğrefi var. Ülkücüler basın toplantısı kırdılar onu. <laughs> İmamoğlu açıklama yaptı. Ya biz orada Denktaş'a anlatıyoruz. Masada yumruğunu vurmadan önce Makaryos'la görüşüyordu. Bakınız zırva tevil götürmez diye bir laf var. Böyle savunmuş hmm. kendisini. Sen makaryosun heykelini oraya koydun mu? koymadım? Denktaş'ı anlatırken makaryosu koydun mu? koymadım? Aksini düşünelim. Ya. Rumlar Kıbrıs'ta veya Yunanistan'da böyle kendilerine ait bir şey yaparken Denktaş'ın fotoğrafını koyarlar mı? Yok. Bu ne kompleks ya. Bir de kalkıp bunu savunuyorsun yani. Bir de çok ufak bir şey ekleyeyim oraya. Ekrem İmamoğlu Twitter'dan annesiyle beraber videosunu yayınladı. Ee, annesinin ellerinden öperiz ama hani başörtülü olduğu için annesi özellikle bir kurgu var. Hemen sosyal medyada aday olur olmaz. Aynı numarayı Muharrem İnce'de yaptı. İnce numarasının aynısı Tabii, ya. CHP'lilerde bu numara Artık var. Artık ye yenmiyor. Bunu kimse yemiyor. Yapmayın Allah aşkına. Şu samimiyeti yani, yani sorguluyorum bu seferde. Başörtüsünü önemsiyorsanız eşinizin de fotoğrafını gösterin o zaman. Yani isteyen ee, başörtülü isteyen ama niye bunu olur? Dini oluyor? siyasete alet etmek bu işte yani. Evet. Niye annenin başörtülü fotoğrafından bahsediyorsun? Başörtüsünden bahsediyorsun? Maalesef. Muharrem İnce taktiğinin aynısı. Cuma namazını Bu millete sökmez bunlar. Göreceğiz ha. 31 Mart akşamı. Sabredelim. Evet. Sabredelim. <laughs> Reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Star Gazetesi'nin düzenlediği beşincisi düzenlenen Necip Fazıl ödül törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Kültür hayatımız hakkında da önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kültür hayatımızda tabii anlattıkları çok önemliydi. Necip Fazıl ödül töreni gerçekleşti Sen Gülercan. Şimdi Necip Fazıl bir sembol. Allah rahmet eylesin. Necip evet, Fazıl Kısa Kürek. E, sekiz defa hapse girdi diyor mesela. Ama e, işte Sayın Erdoğan hatıralarından da bahsediyor. E, Recep Tayyip Erdoğanları yetiştirmiş. Sekiz sene hapse girmiş evet, ama evet. onun yetiştirdiği dava şuuru özgüven aşıladığı gençler bugün Türkiye'yi yönetiyorlar. Aslında CHP zihniyetini eleştirirken bu zihniyet değişimini ve Necip Fazıl'ın zihniyetinin bugün iktidar oluşunu gözden kaçırmamamız lazım. Dava şuru bizim yaşıtlarımız, bizim neslimiz evet bir dava nesliydi. Ben şimdi şöyle duygular da yaşıyorum. Yani bizim neslimizin sahip olduğu dava şuru maalesef bizim çocuklarımızda, evlatlarımızda kendimi kastetmiyorum. Yakınlarımı kastetmiyorum. Yeni Ama bu kuşağın çocuklarında, evlatlarında ee, torunlarında maalesef çok az var. Yok demeyeyim. Olanlar var çünkü. Burada dönüp bizim kendimize de bir öz eleştiri yöneltmemiz lazım. Ne yapmadık da, neyi eksik bıraktık da, neye sahip çıkmadık da biz bu dava şuurunu, Necip Fazıl'ın bizlere aşıladığı şuuru bizden sonrakilerine aşılayamadık. Eksik nerede? Bizden sonra bizler çok acaba sıkıntı çektik de çocuklarımız sıkıntı çekmesin diye onları serbest mi bıraktık? Hmm. Acaba biz çok sıkıntılı bir dönemden çevremiz hep... E, gayrimilli ideolojilerle, İslam'a karşı hareketlerle çevrelendiği için kendi değerlerimize sahip çıkmak zorunda kaldık, mecburiyetinde kaldık da şimdi bir rahatlık, rehavet ortamı mı var? Nesillerimize tam manasıyla sahip çıkamıyoruz. Bu sancıyı da bugünlerde hatırlamak lazım. Evet. İyi ki değindiniz bu konuya. Çok teşekkür ederiz Sayın Güderci. Çok teşekkürler. teşekkürler. bu haftayı da noktalamış olduk. Önümüzdeki pazar sabahı artık nasipse yine saatler onu gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında olacağız. Ortak Akıl programında olacağız. Hep bir hatırlatmayla kapatıyorum. Perşembe akşamı 23.30'da Ne Var Ne Yok'ta konuğumuz Mete Yarar, Fırat'ın doğusu ve Amerika'nın çekilmesini konuşacağız. Haftaya pazar sabahı da sizleri Ortak Akıl'a bekliyoruz. Hoşçakalın.